Şimdi zaten hatta çok değerli Ankara Gücü Kulübü basın sözcüsü Hüseyin Aytekin Beyefendi var. Hüseyin Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Efendim öncelikle biz konu aslında Behzat Ç'deki bu rolle ilgili açıldı. O konuyla ilgili bir basın açıklamanız var. Evet. Özür istiyorsunuz ekipten, evet. Oyunculardan ve şeyden, kanaldan, dijital platformdan. Ardından da dinleyicilerimiz dedi ki böyle bir yansıma var. Yani Ankara Gücü taraftarı o dizide uyuşturucu kullanan bir taraftar olarak, satıcısı Ankara Gücü taraftarı olarak gösterildi. Kıyamet bundan koptu. Ama dinleyicilerim üzerine bağlanıp da Ankara Gücü taraftarının tabii ki genelleme yapmak, evet, çok çirkin olur, yanlış olur. Ama böyle şeylerle karşı karşıya kaldıklarını, maçlarda sıkıntılar yaşadıklarını anlatınca ortalık karıştı. Efendim ben şunu söyledim, evet, öncelikle onu söyleyeceğim. Genelleme yapmak çok yanlış olur. Ama eğer böyle kötü bir imaj çizen taraftar varsa bunları bertaraf etmek de kulübün görevidir. Yanlış mıyım efendim? Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok mesaj geldi bana. O yüzden bir bağlanma ihtiyacı doğdu benim açımdan. Tabii ama ki, tabii. İyi kesinlikle ki bağlandınız. Kesinlikle bu bizim kulüp adına kendimizi bir savunma vesaire gibi de algılanmasın. Hı. Ankara Gücü'nün, Ankara Gücü camiasının kesinlikle buna ihtiyacı yok. 112 yıllık bir kulüp, Milli Mücadele döneminin kulübü, Ankara'nın en büyük markası, Ankara'nın en büyük sivil toplum örgütü. Hı hı. Ve arkasında da çok ciddi bir kitle olan çok büyük bir camia. Bizim kendimizi çok bu konuda anlatmaya ihtiyacımız yok. Ankara'da çekilen bir dizide çok büyük bir hata yapıldı ve biz o hataya da gereken tepkimizi koyduk. Ankara'da çekilen bir dizinin, orada da özellikle belirttik, Ankara'nın değerlerine herkesten fazla sahip çıkması gerekirken maalesef bizim kulübümüzün şanlı armasını çok hoş olmayan bir sahnede kullandılar. Bununla ilgili de hala yapımcıdan, senaristten, dolaylı yoldan bir özür aldık. Ama biz bu özürü kabul etmiyoruz. Biz resmi açıklamayı bekliyoruz. Gelelim diğer kısma. Zannedersem dinleyicilerimiz yapılan bazı diyorlar genellemeler ki, var. Genellemeler var, evet. Dinleyicilerimiz, evet, diyorlar, evet, ki çok da yanlış değil o dizideki rol diyorlar. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Yani şu an siz Ankara'da bir sokağa çıktığınızda, sosyal yaşantınızda, nereye giderseniz gidin, toplumun her noktasında, yani devlet kurumlarında, hastanelerde, üniversitelerde, her yerde, hı hı, bizim taraftarlarımızı göreceksiniz. Üzerinizde bir Ankara Gücü ürünüyle gittiğinizde, insanların, o insanlarla karşılaştığınızda bunu hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Ankara Gücü taraftarı, Ankara çok büyük bir şehir, Türkiye'nin başkenti. Haliyle bizim toplumun her kesiminde taraftarlarımız var. Hı. Ama taraftarlarımızın büyük çoğunluğu da Ankara'ya hep bulundukları alanlarda hep örnek olmuş kişilerdir. Biz kulübümüzü bu şekilde anılmasına asla izin vermeyiz. Bu, hı, yönde de tabii ki bir algı var geçmişten gelen. Evet, onu diyecektim. Yönetim olarak bizim de görevimiz var. Bakın bunlar tabii Ankara Gücü'nü takip edenler daha iyi biliyor. Ama Ankara'da yavaş yavaş duymaya başladı. Biz şu an ilkokullarda, anaokullarında işte boyama kitaplarımız, harf tablolarımızla buralara girmeye başladık. Biz yeni nesili, Ankara'yı Ankara Güçlü yapmak için bir mücadele veriyoruz. Çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili, ATO'nun başlattığı ekoiklim projesinde yer aldık. Şu an Türkiye'de geri dönüşüm formasıyla oynayan, aynı zamanda çevre bilincini, çevreyle ilgili doğabilecek zararlara yönelik farkındalığı yaratmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Aslında sosyal proje anlamında da Ankara Gücü şu an Türkiye'nin en önde gelen kulüplerinden biri. Ben şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Türk toplumu diziler izliyor, değil mi? Hı-hı. Hayran olduğumuz sanatçılar var. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bir haber. Çok da sevdiğimiz bir sanatçı işte bu yasaklı madde kullanımı ile ilgili gözaltına alınmış. Hı-hı. Şimdi biz şunu diyebiliyor muyuz? Sanatçıların hepsi uyuşturucu bağımlısı. Anlatabildim mi? Ya bakın, bu genellemeler doğru değil. Bu, yok aslında bu, şöyle Hüseyin Beyciğim, şöyle bir şey, onu başta söyledik. Sonuç itibariyle o dizideki zaten bir büyük ustanın oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı, evet, o karakter zaten öyle, polis de yok. Ya ki ama tabii biz, ama şu var, şöyle bakın Elif Hanım, şunu ben orada çok büyük bir yanlış var. Şimdi bu dizi öyle ya da böyle Ankara'da geniş, özellikle de Ankara'da geniş kitlelerin, tabii, izlediği bir dizi. Tabii. Şimdi siz bir ebeveynsiniz. Çocuğunuz o diziyi izliyor. Sizin çocuğunuz orada üzerinde bizim şanlı armamızın olduğu bir ürünle, o tarz bir ürünü kullandığında
Demez mi bu? Ya bu böyle değil. Aa demek ki Ankara güçlü. Ya böyle bir şey yok. Biz buna doğru izin vermeyiz. Doğru. Biz buna izin vermeyiz. Tepkimizi hemen koyduk. Tepkimiz de henüz tamamlanmış değil. Ciddi anlamda tamam sahneyi düzeltmişler ama bununla ilgili özür de gelecek. Ama bundan daha çok benim üzüldüğüm işte bu dinleyemedim ama Ankara halkının da Ankara gücüne biraz artık farklı bakması lazım. Çünkü Ankara gücü de çok değişti. Bu bir ama de işte bunu sizin tamamen göreviniz artık. Biz imaj maalesef oluşmuş. Yani şunu söylüyor insanlar bağlanıp ben çocuğumla Ankara gücü maçına gidemiyorum. Çünkü yanlışlıkla işte çocuğun üzerinde başka renklerde bir forma görse orada linç ediliriz biz. Yok diyorlar. Kesinlikle bakın o söyleyen o dinleyicilerin hepsine burada Kayseri Spor maçına ben davet ediyorum. Bütün maçlarımız ailelerle birlikte, çocuklarla birlikte o kadar güzel, o kadar keyifli geçiyor ki. Eryaman stadına gelecekler, metroya binecekler, stadımızın dibinde inecekler, gelecekler stadyumumuza maçımızı o kadar keyifli izleyecekler ki. Bakın aslında siz bilmiyorum futbolu çok takip ediyor musunuz? Yok çok edemiyorum. Böyle bir imaj da hayır son yıllarda kesinlikle böyle bir imaj da yok ama biraz da bu farklı taraftarların olaya biraz... İşte böyle biraz popülist yaklaşım var burada. Hı hı. Hani ya işte hazır Ankara gücü, işte Ankara gücünün bazı kulüplerle yaşadığı, her kulübün birbirinde yaşadığı gibi taraftar düzeyinde yaşadığı sıkıntılarla alakalı. Hemen bundan işte yararlanmak isteyen belli bir kitle oluyor ama biz buna izin vermeyiz. Bakın şu an biz Ankara gücü olarak Türkiye'de bir ilk. Biz şu an bu kulübe istiklal madalyasını getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ankara gücü şu an İmalat-ı Harbiye istiklal madalyasını hak eden Türkiye'deki tek kulüp. Ve biz bununla ilgili de resmi girişimlerimizi başlattık. İnşallah çok yakın bir tarihte de bu kulüp Türkiye'de belki dünyada da örneği olmayacak istiklal madalyasına sahip bir kulüp olacak. Yani biz o yüzden bu tip ürünlerle bu tip işte uyuşturucu vesaire falan bunlar bizim kulübümüzün isminin yanından bile geçmesine izin vermeyiz. O zaman tabii izin vermeyeceksiniz. An, böyle o algı bitecek. Kesinlikle ben sadece şunu söylüyorum. Yani eleştirmek şimdi geleceksiniz göreceksiniz. Ya benim stadıma başka takım forması falan filan. Ya bunları ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar kasıtlı yapılan eleştiriler. Kayseri Spor maçımız var. Benim sosyal ağlarda mevcut beni bulabilirler Hüseyin Aytekin. Ben hepsini davet ediyorum. Gelsinler Kayseri maçında. Bağımsız biz falan bizimle falan da stada girmeyecekler. Ankara halkını davet ediyorum. Çoluğunu, çocuğunu, eşini kim varsa alsın gelsin. Metrodan insin stadımıza girsin. Çok keyifli. Çok keyif alacağı bir maç izlesin ve şunu da iddia ediyorum. Sonra ben davet etmeyeceğim. O ortamı yaşadıktan sonra o Ankara halkı her hafta o maça gelmeye devam edecek. Şimdi Ankara'mıza yakışan da bu zaten. Ankara'nın çok önemli değeridir Ankara gücü. Ankara'da yaşayıp da başka kulüpler hani adettendir ya üç büyüklerden falan. Ama yanında mutlaka bir Ankara gücü olur desteklediği. Biz zaten Ankara gücünün taraftarı olmasa Ankara gücü buralara da gelemezdi. Bunu da herkes biliyor. Bu noktada olmasında taraftarın... faydası olan. Bir de biz istiyoruz ki Ankara'mıza yakışsın taraftar. Hareketleri ona göre olsun. Yani ben Ankara gücü taraftarının yasaklı maddeyle anılmasından çok üzüntü duydum yani bugün ya gerçekten. Ya sadece Ankara gücü diye düşünmeyin. Aslında şu Türk toplumunda şöyle bir şey var ya. Futbol kültürü içerisinde sadece Ankara gücü için değil. Birçok takım için gidin oyunlarda işte alkol vesaire futbolun içinde bunu hani dikkat edin. Futbolda biraz daha vardır ama inanın artık bu değişiyor. Statlarımıza sadece bizim için de söylemiyorum bunu. Türkiye'deki herhangi bir stada gittiğinizde artık gelen seyirci kitlesi, seyirci profili çok farklı yerde. Bakın ben şimdi Ankara Gücü yönetimindeyim. Ya biz mesela temaslarda ya hangi kuruma gidelim? Ankara'da en üst ya nereye gidersek gidelim gerçekten o kadar güzel, o kadar kaliteli bir taraftar kitlemiz var ki her yerde bizi buluyorlar. Yani o şey çok gerilerde kaldı ama işte dediğim gibi gitmek lazım. Siz keşke şimdi az önce onu bahseden dinlemedim ben ama başka takım formasına giderken ya en son ne zaman maça gittin ve bu hangi maçta yaşandı diye sorsaydınız. Bakın bu olaylarımız eski şey belli değil. Ki o eskiden yaşanan tatsızlıklar insanların hafızasında kötü kalmış. Ama değişti. Ama ya değişti. Bu güzel. Kesinlikle tamam. Değişti. Bu değiştiyse bakın, sorayım. Bakın Lüks sizden de rica edeceğim. Radyo bugün yayınımız bittikten sonra bizim Twitter ve işte Instagram oradan şöyle bir iki sene geriye doğru bir gidip tamam. Ankara gücünün sosyal anlamda yaptığı faaliyetleri lütfen rica ediyorum. Hem milli ulusal günlerde yaptığınız her şeyi bir inceleyin. Neler yapmışız? Yarın da birkaç cümle onlardan bahsederseniz memnun olurum.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yayınımıza bağlandığınız için cevap hakkınız zaten doğmuştu. Biz Ankara Gücü'nü desteklemeye devam edeceğiz Ankara'da yaşayanlar olarak. Ankara bizim takımımızdır. Kesinlikle. Şampiyon olsun istiyoruz. Tabii ki sahip çıkacağız ama sizden de isteğimiz. Siz de içinizdeki çürük elmaları ayıklayın ki biz de sizin arkanızda sapasağlam durabilelim. Her zaman durabilirsiniz. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Ankara Gücü çok farklı noktalara gidiyor. Yakında bir iki sene içerisinde 19 Mayıs'ta 40 bin kişilik stadımız da bitiyor. Orası açıldıktan sonra işte bakın bir şehrin kültürü, şehrin kültürünün en önemli değerlerinden biri o ilin işte bir spor kulübüdür. O da onlardan biridir. Anlatabildim mi? Bir kent bilinci böyle oluşur. Biz Ankara Gücü ile birlikte Ankara halkını böyle birleştiren, heyecanlandıran, mutlu eden bir ortam yaratacağız, merak etmeyin. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Sağ olun. Çok görüşürüz. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim, Ankara Gücü basın sözcüsü Hüseyin Aytekin beyefendi yayınımıza bağlandı büyük tepkiler üzerine. Twitter'da da bayağı bir karıştırmışız orada. Şimdi zaten hatta çok değerli Ankara Gücü kulübü basın sözcüsü Hüseyin Aytekin beyefendi var. Hüseyin Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Efendim öncelikle biz konu aslında BSAÇ'deki bu rolle ilgili açıldı. O konuyla ilgili bir basın açıklamanız var. Evet. Özür istiyorsunuz ekipten, evet. Oyunculardan ve şeyden, kanaldan, dijital platformdan. Ardından da dinleyicilerimiz dedi ki böyle bir yansıma var. Yani Ankara Gücü taraftarı o dizide uyuşturucu kullanan bir taraftar olarak, satıcısı Ankara Gücü taraftarı olarak gösterildi. Kıyamet bundan koptu. Ama dinleyicilerimiz üzerine bağlanıp da Ankara Gücü taraftarının tabii ki genelleme yapmak, evet, çok çirkin olur, yanlış olur. Ama böyle şeylerle karşı karşıya kaldıklarını, maçlarda sıkıntılar yaşadıklarını anlatınca ortalık karıştı. Efendim ben şunu söyledim, evet, öncelikle onu söyleyeceğim. Genelleme yapmak çok yanlış olur. Ama eğer böyle kötü bir imaj çizen taraftar varsa bunları bertaraf etmek de kulübün görevidir. Yanlış mıyım efendim? Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok mesaj geldi bana. O yüzden bir bağlanma ihtiyacı doğdu benim açımdan. Tabii ki. İyi ki bağlandınız. Kesinlikle bu bizim kulüp adına kendimizi bir savunma vesaire gibi de algılanmasın. Ankara Gücü'nün, Ankara Gücü camiasının kesinlikle buna ihtiyacı yok. 112 yıllık bir kulüp, Milli Mücadele döneminin kulübü, Ankara'nın en büyük markası, Ankara'nın en büyük sivil toplum örgütü. Ve arkasında da çok ciddi bir kitle olan çok büyük bir camia. Bizim kendimizi çok bu konuda anlatmaya ihtiyacımız yok. Ankara'da çekilen bir dizide çok büyük bir hata yapıldı ve biz o hataya da gereken tepkimizi koyduk. Ankara'da çekilen bir dizinin, orada da özellikle belirttik, Ankara'nın değerlerine herkesten fazla sahip çıkması gerekirken maalesef bizim kulübümüzün şanlı armasını çok hoş olmayan bir sahnede kullandılar. Bununla ilgili de hala yapımcıdan, senaristten, dolaylı yoldan bir özür aldık. Ama biz bu özürü kabul etmiyoruz. Biz resmi açıklamayı bekliyoruz. Gelelim diğer kısma. Zannedersem dinleyicilerimiz de diyorlar genellemeler ki var. Genellemeler var. Evet. Dinleyicilerimiz diyorlar ki çok da yanlış değil o dizideki rol diyorlar. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Yani şu an siz Ankara'da bir sokağa çıktığınızda, sosyal yaşantınızda, nereye giderseniz gidin, toplumun her noktasında, yani devlet kurumlarında, hastanelerde, üniversitelerde, her yerde bizim taraftarlarımızı göreceksiniz. Üzerinize bir Ankara Gücü ürünüyle gittiğinizde, insanların, o insanlarla karşılaştığınızda bunu hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Ankara Gücü taraftarı, Ankara çok büyük bir şehir, Türkiye'nin başkenti. Haliyle bizim toplumun her kesiminde taraftarlarımız var. Ama taraftarlarımızın büyük çoğunluğu da Ankara'ya hep bulundukları alanlarda hep örnek olmuş kişilerdir. Biz kulübümüzü bu şekilde anılmasına asla izin vermeyiz. Bu yönde de tabii ki bir algı var geçmişten gelen. Evet, onu diyecektim. Yönetim olarak bizim de görevimiz var. Bakın bunlar tabii Ankara Gücü'nü takip edenler daha iyi biliyor. Ama Ankara'da yavaş yavaş duymaya başladı. Biz şu an ilkokullarda, anaokullarında işte boyama kitaplarımız, harf tablolarımızla buralara girmeye başladık. Biz yeni nesili, Ankara'yı Ankara Güçlü yapmak için bir mücadele veriyoruz. Çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili ATO'nun başlattığı ekoiklim projesinde yer aldık. Şu an Türkiye'de geri dönüşüm formasıyla oynayan, aynı zamanda çevre bilincini, çevreyle ilgili
doğabilecek zararlara yönelik farkındalığı yaratmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Aslında sosyal proje anlamında da Ankara Gücü şu an Türkiye'nin en önde gelen kulüplerinden biri. Ben şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Türk toplumu diziler izliyor. Değil mi? Hı-hı. Hayran olduğumuz sanatçılar var. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bir haber. Çok da sevdiğimiz bir sanatçı işte bu yasaklı madde kullanımı ile ilgili gözaltına alınmış. Hı-hı. Şimdi biz şunu diyebiliyor muyuz? Sanatçıların hepsi uyuşturucu bağımlısı. Anlatabildim mi? Yani bakın bu genellemeler doğru değil. Bu, yok aslında bu, şöyle... Bunlar... Hüseyin Beyciğim şöyle bir onu başta söyledik. Sonuç itibariyle o dizideki zaten bir büyük ustanın oynadığı Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı evet. O karakter zaten öyle polis de yok. Ya ki ama tabii biz ama şu var şöyle bakın Elif Hanım şunu ben orada bir orada çok büyük bir yanlış var. Şimdi bu dizi öyle ya da böyle Ankara'da geniş özellikle de Ankara'da geniş kitlelerin tabii. izlediği bir dizi. Tabii. Şimdi siz bir ebeveynsiniz. Çocuğunuz o diziyi izliyor. Sizin çocuğunuz orada üzerinde bizim şanlı armamızın olduğu bir ürünle o tarz bir ürünü kullandığında demek ki bu ya bu değerlendirir. Aa demek ki Ankara güç ya böyle bir şey yok. Biz buna doğru. izin vermeyiz. Doğru. Biz buna izin vermeyiz. Tepkimizi hemen koyduk. Tepkimiz de henüz tamamlanmış değil. Ciddi anlamda tamam sahneyi düzeltmişler ama bununla ilgili özür de gelecek. Ama bundan daha çok benim üzüldüğüm işte bu dinleyemedim ama Ankara halkının da Ankara gücüne biraz artık farklı bakması lazım. Çünkü Ankara gücü de çok değişti. Bu de ama işte bunu sizin tamamen göreviniz artık. Biz imaj maalesef oluşmuş. Yani şunu söylüyor insanlar bağlanıp ben çocuğumla Ankara gücü maçına gidemiyorum. Çünkü yanlışlıkla işte çocuğun üzerinde ama, başka renklerde bir forma görse orada linç ediliriz biz. Yok kesinlikle bakın o söyleyen o dinleyicilerin hepsine burada Kayseri Spor maçına ben davet ediyorum. Bütün maçlarımız ailelerle birlikte, çocuklarla birlikte o kadar güzel, o kadar keyifli geçiyor ki. Eryaman Stadı'na gelecekler, metroya binecekler, stadımızın dibinde inecekler, gelecekler stadyumumuza maçımızı o kadar keyifli izleyecekler ki. Bakın aslında siz bilmiyorum futbolu çok takip ediyor musunuz? Yok çok ediyorum.